Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Sesimize kulak verenler ve seslerini duyurmamızı bekleyenler için önemli bir hafta, zorlu bir hafta. Keyifsiz konular var, sıkıntılı konular var. Ama bu keyifsiz gündemde yüzümüzü gülümseten iki kişi var. Yıllarca birlikte çalıştığımız ve bu grubun mensubu iken aday oldukları belediyelerde çok önemli başarılar gösteren sevgili Erkan Aydın ve sevgili Burcu Köksal aramızda. Ben de kendilerini selamlıyorum. Değerli milletvekillerimiz, dün illerinizde bizler burada 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 8. yıl dönümündeki anma programlarına katıldık. O gün demokrasimize kasteden, milletin iradesine kastedenler, halkımızın ve hepimizin sağlam iradesine, demokrasiye bağlılığına vurdular ve geri püskürtüldüler. Cumhuriyet Halk Partisi hiç şüphesiz anılan terör örgütüyle, anılan cemaatle tarihsel husumeti olan bir yapıdır. Yıllarca biz bunlarla mücadele ettik. Yıllarca bu tehlikelere dikkat çektik. Bu meclisin tutanakları, başta rahmetli Kamer Genç'in ifadeleri olmak üzere 15 Temmuz'a giden süreçte yapılan yanlışlara işaret eden onlarca, yüzlerce uyarı konuşmasıyla mevcuttur. Karşılığında duyduklarımız bugün hatırlatmanın çok ne bize ne başkasına faydası olmayan ama o çarpık yapıyı sahiplenen, o hain yapıyı sahiplenen ifadelerle doludur. Bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde, ki bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır, bütün dünyanın, bütün Türkiye'nin, bütün ülkenin dönüp muhalefete baktığını ve ana muhalefetin gözünün içine baktığını hatırlatmak isterim. O gece 16 arkadaş, Ankara'da bulunan 16 arkadaş genel merkezimizde toplandık. Kısa bir değerlendirmeden sonra dedik ki tüm darbeler meclisleri kapatır. Bugün meclis kapalı, açılmasını talep edelim. Gidelim, sahip çıkalım. Dün Sayın İsmail Kahraman'ın hatırlattığı üzere biz meclisin açılmasını teklif edenler ve Sayın İsmail Kahraman da meclisi açan kişi olarak burada buluştuk. Meclise ilk koşan 3 milletvekili de Sayın Bülent Tezcan, Sayın İdare Amirimiz ve o gün Tufan Köse Çorum Milletvekilimiz ve ardından hep birlikte meclise giren, darbeye direnen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok geç ve güç olarak İstanbul'a indiğinde ona ulaştığımızda da onun talimatlarıyla darbeye karşı en net tavrı takınan grup bizdik. O gün iktidarıyla muhalefetiyle doğru bir sınav verildi. Biz o gün 100 yıllık parti olduğumuzu, yendiğimizi, yenildiğimizi ama asla darbelerden medet ummadığımızı, yapılacak seçimlerde millet başka görev verene kadar ana muhalefet olduğumuzu, seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasında olduğumuzu net bir şekilde ifade ettik. Bülent Tezcan, vakit demokrasiye sahip çıkma vaktidir, tankların üzerine çıkma vaktidir dedi CNN'in canlı yayınına bağlanarak. Levent Gök, Tekin Bingöl ayrı ayrı o günkü yönetici sıfatlarıyla darbeye direnme çağrısı yaptılar. O gün orada bulunan tüm milletvekillerimiz ve illerindeki tüm milletvekillerimiz demokrasiye sahip çıktı, meclise sahip çıktı, halk iradesine sahip çıktı. Çünkü biliriz ki bu ülkede biri tek adam olacaktıysa, bütün yetkileri kullanacaktıysa onu hak edebilecek, mazur görülebilecek tek kişi vardı. 7 ülkenin istilasındaki Anadolu'yu
önce kurtuluşa ikna eden, sonra kendisi ölümü göze alıp gazi olup kurtaran, sonra bu ülkeyi yeniden kuran Mustafa Kemal'e sordular. Padişahlık mı? Yıldız Sarayı'ndan devam mı? Yoksa krallığı mı ilan edeceksiniz? Ya da Amerikan tipi başkanlığı mı benimseyeceksiniz? O kurtuluştan önce kurduğu meclise 23 Nisan 1920 ruhuna atıfta bulundu ve o bu ülkeye tek adam rejimini değil, bugün bütün aksaklıklarına, bütün saldırılara rağmen sahip çıkmaya çalıştığımız demokrasiyi getirdi, halkın iradesini getirdi. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tenezzül etmediği, tevessül etmediği hiçbir şeye bu ülkede hiç kimse tenezzül edemezdi. Bunun adı Fethullah Gülen de olsa fark etmez. Tek adamla heveslenen kim olursa olsun fark etmez. Karşısındayız, demokrasinin arkasındayız. Şunu ifade etmek isterim ki, zaman zaman diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi artık güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor mu? Açık söyleyelim. Her konuda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi işçiler için, emekçiler için, gazeteciler için, basın özgürlüğü için, insanların haber alma özgürlüğü için en üst düzeyde demokratik standartlarda hak arama mücadelelerine destek vermek için, tarım politikaları için, milli eğitim politikaları için, dış politika için, savunma sanayi için bu partinin önerileri vardır. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini hem kademe kademe önümüzdeki seçime doğru tüm şeffaflığıyla vurgulayacaktır. Bu ülkenin yönetim sistemi için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin vazgeçmediği tercihi güçlü bir parlamentodur, parlamenter sistemdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. ...15 Temmuz'da hiç asılmayan binalara Atatürk resimlerini asanlar, hata yaptık diyenler, sadakate baktık, liyakati unuttuk diyenlerin şimdi aynı hataları tekrar etmeye başladığı bir süreçteyiz. O yüzden iyi yetişmiş, liyakatli kadroların ve kesinlikle sadakatin millete ve devlete olan, bir takım tarikatlara, cemaatlere değil, bir takım partilere değil, kişilere değil, devlete olan sadakatin öneminin altını çiziyorum. Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum ki, sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi, eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı, neye ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Biz bunlara saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniformasıyla yetkisiyle olan birilerinin bu ülkede siyasetin bir kısmının, küçük bir kısmının temsiline eğilmesini, el öpmesini asla kabul etmiyoruz. Nokta. Bundan sonraki süreçte de herkes devleti yöneten devlet adamı gibi, devletin memuru devletin memuru gibi davranacak. Böyle basit konularla Türkiye gündemini işgal edecek işlere girişilmeyecek. Siyasiler de üzerlerine düşen yükün farkında olacaklar. Ben bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna
üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Onun dışındaki her türlü yaklaşım çok kutsadığınız ve esasen saygıda ve bağlılıkta bizden çok geride olduğunuz bu devletin dibine dinamit koymaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Polis hepimizin polisidir. Asker hepimizin askeridir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Kimsenin tapulu malı değildir. Gelelim hafta sonu yaşadıklarımıza ve bir daha yaşamak istemediklerimize. İzmir Konak, görüntülere hiçbirimizin kalbinin dayanamadığı, izlemeye katlanamadığımız akıl almaz bir ihmal sonucunda gencecik iki evladımızı, kardeşimizi kaybettik. Birisi 23 yaşında Özge Ceren Deniz. Babası Ahmet abiyle uzun konuştum. Üç kızın en büyüğü. Bir başka tıp fakültesinde okurken daha iyi bir okulda okumak, daha iyi şartlarda okumak için İzmir'e yatay geçiş yapan ve sudan geçerken, yağmur suyundan geçerken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'in babası. Ve o düşünce onu kaldırmaya koşan yine gencecik 44 yaşında İnanç Öktemay, abisi Gökhan Bey'le konuştum. İki erkek kardeşten biri. Yüreğinin yarısını kaybeden Gökhan Bey'le. İki tarafında söylediği şu: yüreğimize su serpen şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin siyaseti olmaz, ucu nereye giderse gitsin soruşturulacak demesidir. Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre ya da sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirildikçe bu işler tekrarlanacak. Biz pozisyonumuzu tekrar söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na talimatımız şu oldu: İlk dakika sorumlu kimse, belediye personeli ise belediye, dağıtım şirketi ise dağıtım şirketi, savcılarla tam bir işbirliği içinde bu mesele nasıl olmuş ve olmaması için ne gerekirdi, bundan sonrası için ne lazım, sorumluların saptanması, cezaların çekilmesi, üstümüze düşen ne varsa yapılmasında katı bir tutum içinde olacağız dedik. Bu özgüvenle, bu inançla, bu yaklaşım, bu meseleyi takip ediyoruz. İki ailede böyle olsun, adalete kavuşulsun, başka canlar yanmasın diyorlar. Ben bir kez daha hem Özge Ceren Deniz evladımızın, kardeşimizin, hem de yere düşen bir kadını kurtarmak için hayatını veren İnanç Öktemay'ın aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. Adalet arayışının önünde engel olanlardan değil, ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söz veriyorum. Hepinizin önünde söz veriyorum. Bu meseleyle ilgili Sayın Grup Başkan Vekillerimiz dün bir çalışma yaptılar ve bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını istediler. Tüm yönleriyle bu meseleye bakılması için bu hafta içinde gündeme gelecek. İşin pek çok boyutu var. Elektrik özelleştirmesi, denetimsiz elektrik şirketleri, belediyelerle şirketlerin koordinasyon kurma noktasında ortaya çıkan sorunlar ve daha fazlası. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Buradan bir kaza olunca aman ucu bize dokunacaksa diye her şeye hayır diyenlere hadi diyorum, AK Parti, MHP, belki de ucu bize dokunacak. Belki de ucu bizim belediyeye dokunacak. Kaldırın elleri, engelleyelim ölümleri. Kurun şu komisyonu. Kurun şu komisyonu. Bir yandan da şu adaletsizliğe de söyleyecek bir çift sözümüz var tabii. Memleket dünyanın en tuhaf ölümlerinin ülkesidir.
Ölümlü iş kazalarında sayı olarak dünya birincisi. Dünya birincisi. Gerimizde ne Eritre var ne Fas, ne Çat var ne Sudan, ne Mozambik var ne başka bir yer. Birinciyiz. 100 bin kişiye düşen iş kazası sayısında da, iş kazasından ölümde Malezya'dan sonra ikinciyiz. Böyle bir ülke ve dünyanın hiçbir ülkesinde hayat bu kadar ucuz, ölüm bu kadar kolay değil. Yazın serinlemek için, kışın ısınmak için ölmüyor kimse. Trafikte, sokakta, kaldırımda, balkonda ölüm kol geziyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 21. yüzyılda soba gazından insanlar zehirlenerek ölmüyorlar. Yılda 800 kişinin boğularak öldüğü başka bir ülke yok. Şofbenden sızan gazla ya da sahte alkolden dolayı yılda 500 kişinin öldüğü bir ülkede bu durumu izah etmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde Erzurum Aşkale'deki gibi elektrik arızasına giden 5 işçi deniz bisikletinde Aşkale'deki göletin ortasında güpegündüz donarak ölmüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde minibüste, viyadükte insanlar boğulmuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bungalovlarda sel basınca aileler, pikniğe giden aileler, baraj kapağı açılınca Siirt'teki gibi piknik yapan küçük çocuklar boğulmuyor. Hayatın bu kadar ucuz olduğu, ölümün bu kadar kolay olduğu bir başka ülke yok. Hal böyleyken son elim olay İzmir'de olunca rahmetli İnancın bir ülkeyi tanımak için o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın paylaşımı 2014 yılında, Berkin Elvan'ın öldüğü 2014 yılında, Gezi'deki arkadaşlarımızın öldüğü 2014 yılında, faciada, Soma faciasında 301 kişinin öldüğü 2014 yılındaki paylaşımını, bir şehirde insanlar nasıl ölüyor bakın, o şehir nasıl yönetiliyor anlayın diye dönenlere, İstanbul'daki torunlarda 10 kişi asansörde ölürken yapmadığı tespiti, Aşkale'de yapmadığı tespiti, Ermenek'te yapmadığı tespiti, Çorlu tren kazasında yapmadığı, Hendek'te yapmadığı, Afyon cephanelikte yapmadığı tespiti, iş İzmir olunca yapmaya kalkanlara şunu söylüyorum. Bu kadar ölümden ülkeyi son 22 yıldır yönetenler üstüne bir şey almıyorsa, biz meclis olarak CHP payına düşeni, meclis üstüne düşen görevi üstlenmeye hazırdır. Kuralım komisyonu ve bundan sonra Türkiye'de iş kazaları ve böyle ölümler olmasın diye ne gerekiyorsa hep beraber yapalım. Çağrım bu parlamentonun vicdan sahibi tüm milletvekillerinedir. Ben biliyorum ki onların vicdanı ne diyecek, gelen talimat ne diyecek bilmem, ama onları buraya yollayan 84 milyonun vicdanı bu ölümleri kaldırmıyor. Hiçbirimizinki kaldırmıyor arkadaşlar. Tabii elektrik dağıtım meselesini enine boyuna konuşmak lazım. Maalesef siyaset ya da sivil toplum mücadelesi bir spor müsabakası olsa, haklı çıkmak puan getirir, haksız çıkmak, çelişkiye düşmek puan kaybettirir. Maalesef bu memlekette bunu kaybettik. Elektrik Mühendisleri Odası 2010-2013 arası 21 bölgeye ayrılarak Türkiye'de bütün elektrik dağıtımı özelleşirken ne raporlar yazdı EMO? Başvurdu Danıştay'a, reddedildi. Ne mücadeleler verdi. Şu meclisin tutanaklarına bir dönün. 2010-2013 arası 23. dönem, 24. dönem milletvekilleri neler anlatmış, neler söylemişiz. Demişiz ki elektrik özelleşirse sadece ticari kaygılar öne çıkar. Parayı alır, yatırım yapmaz, bakım yapmaz, arızaya kamu gibi koşmaz. İnsanların güvenliğini
yaş kaygısı yapmaz demişiz. EMO demiş dinlememişler. Biz demişiz dinlememişler. Bugün o özelleştirilen elektrik 500 bin nüfuslu Isparta'yı geçtiğimiz kış soğuğa, elektriksizliğe mahkum etti. Yapılan bütün çalışmaların sonunda EPDK'nın raporunda suçlu elektrik dağıtım şirketi bulundu. Tazminata mahkum oldu. 70 yaşında amcamız soğuktan öldü ama değişen bir şey olmadı. Bugün özelleştirdikleri DEDAŞ Şanlıurfa'yı yazın ortasında susuz da bırakıyor, sıcakta bırakıyor. Yine tarlada ürünü yanmak üzere olan, sulanmazsa yanacak olan çiftçinin Temmuz ayı ortasında elektriğini kesiyorlar. Beklemiyor ki Eylül olsun, hasat olsun, ürün gitsin, satılsın, borç ödensin. Devlet baba bekler, devlet ana bekler ama bu şirketler beklemiyor. Para yönünden sıkıntı, hizmet yönünden sıkıntı, can tehlikesi yönünden sıkıntı. Ve maalesef elektrik özelleştirilmez diyenleri hain ilan edenler, işine bak diyenler, odasının imza yetkilerini elinden alanlar şimdi oturmuşlar. Bu meselede başka sorumlular arıyorlar. Esas sorunun kendisi olur olmaz tüm alanlarda, stratejik konularda, halk sağlığını ilgilendiren konularda, kamu yararı ilgilendiren konularda, güvenlikle ilgili konularda lüzumsuz özelleştirme furyasıdır. Bir yandan altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar, bir yandan hepimizin evlatlarının geleceğini ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bu konuyu çok ayrıntılı olarak araştırmak gerekiyor. Bu konunun üzerine hepimizin gitmesi gerekiyor. Biraz önce bir cümleyle söyledim. Tuhaf ölümlerden bir tanesi, utanç verici ölümlerden bir tanesi de Kırklareli'nin İğneada beldesindedir. İğneada'da Sisli Vadi'de bungalov evler vardır. Bu bungalov evlerde kalmaya giden yurttaşlarımız, küçücük kız çocukları, 6 vatandaşımız sel geldi, boğularak öldüler. Aileler sesini duyurmak için bize geldiler. Milletvekillerimiz takip ediyor. Ama 10 aydır bir hukuk mücadelesi var. Tesisin kaçak olduğu, ruhsatsız inşa edildiği, yıkım kararı olduğu ama uygulanmadığı öğrenildi. Tesis için il encümeninin yıkım kararı var ama Kırklareli'nin o günün valisi Osman Bilgin tuhaf ilişkiler içinde bu işi durduruyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri görevini yapmıyor. İmar Müdürü görevini yapmıyor ve bunlar kamu görevlisi ama yargılanmalarına izin verilmiyor. Valiyi önce Şırnak'a, sonra merkeze çekenler, öbürünü kızak görevde tutanlar, geçen cumartesi pazar neler konuşanlar, bu kadar açık bir ihmali tutup da yargılanmalarına, soruşturmalarına, kovuşturulmalarına engel oluyorlar. Bilirkişi raporu var, bahsettiğim 3 ismin sorumluluğuna vurgu yapıyor. Kanun gerektirdiği üzere tesis yıkılmış olsaydı, işletmesine izin verilmemiş olsaydı, soruşturmaya konu olay yaşanmamış olacaktı yazmış bilirkişi. Buna rağmen bu yargılama iznini vermiyorlar. Biz bu davayı takip ediyoruz. 25 Temmuz'da ailelerin yanında olacak milletvekillerimiz ve sorumluların cezalandırılması için, kamu görevlilerinin de yargılanması için ne gerekiyorsa yapacağız. İğneada davasının ve davanın mağdurlarının sonuna kadar arkasındayız. Maalesef bir başka mağduriyet deprem bölgesindeki adalet mücadelesi. Her seferinde dile getiriyorum. Memnun olduğumuz bir konu var ki burada kalkan, kaldırılan apartman isimleriyle anılan davalarda biz neyin üstüne gidersek aileler istediği için belli ilerlemeler kaydediliyor. Bugün de Hatay'daki 6 bloktan oluşan birinci kısım Emlak Bank evlerinin mağdurları, hayatını kaybedenlerin yakınları burada.
Bu evler depremin 10. saniyesinde çöktü. 6 blok birden 370 kişi yaşamını kaybetti. 10 saniyede 370 kişi yaşamını kaybetti. Emlak Bank bu evleri yapan Mehmet Özat kaçtı. Ailelerin yer bildirmesiyle, mücadelesiyle Ankara'da yakalandı. Ortaklardan biri Mehmet Özat şu anda tutuklu. Geri kalan şirketin ortakları bu apartmanlar yapılırken, bu 6 blok yapılırken ortak olan kişilerden bir başka Mehmet var. Mehmet İhsan. Nerede? Mahkemede, cezaevinde değil. Mahkemede değil. Dosyaya taraf ama yargılanıyor değil. Çünkü ev yapılırken ortakmış, sonradan şirketten ayrılmış. Peki şimdi nerede? Nerede biliyor musunuz? Hatay'da işinin başında. Ne yapıyor? Depremde yıkılan binaları Emlak Bank evlerini yapan firmanın ortağı Mehmet İhsan Aydeğer depremden sonra 1200 deprem konutunun yapım ihalesine girmiş, almış, toplam bedeli 3.7 milyarla şu anda kendi yapıp yıkılan evlerindeki insanlara verilecek konutlar için 3.7 milyar lirayı cebine koymuş, deprem konutu inşası yapıyor. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun adaleti sağlamayanlara, bu adamlara da bu imkanları sağlayanlara. Hafta sonu çiçeği burnunda Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı bumerang gibi. Millet atıyor geri geliyor. Millet atıyor geri geliyor. İstanbul'a gitti geldi. Bumerang Bakan. Çıktı inanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan demişti ki bir yılda 650 bin konut yapacağız. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Bir yılda 650 bin konut sözüne karşı 1,5 yılda 76 bin. Şimdi çıkmış diyor ki 2025 sonu, yani ne oluyor, 2026 Ocak, yani depremden 3 yıl sonra bütün konutlar bitecek diyor. Kardeşim hanginize inanacağız? Seni atayan Dolma Kalebin sahibi bir yıl sonra evler olacak, oyu bana verin dedi. İnsanlar onun bu sözüne güvendi, ona yetkiyi verdi, o yetkiyle o seni atadı. Sen diyorsun ki 3 yıl bitince evler bitecek. 3 yıl diyor, yani daha 1,5 yıl konteyner, 1,5 yıl çadır, 1,5 yıl soğuk, 1,5 yıl güneş, 1,5 yıl toz, 1,5 yıl toprak. Ve olursa işi bilenler de diyor ki o günde demiştik diyorlar bu iş 6-7 yıl sürer bu sistemde. Bugün de söylüyorlar bu iş daha 5 yıl sürer bu gidişle. Ama sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ama birazcık devletin ciddiyet göstermesine, devlet sözlerinin tutulmasına, tutulmayan sözlerden de hesap sorulmasına ihtiyaç var. Benim sözüm bakana, onu atayana değil. Onlar sözü tutmuyorlar. Ama söz tutmayandan hesap sormak bu milletin hakkıdır ve onu eninde sonunda önüne gelen ilk sandıkta yapacaktır. Buna hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi grubu, çok değerli grubumuz, nerede bir sorun varsa koşuyor gidiyor. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Elazığ'dan çağrıldık. Elazığ Etikrom işçileri, emekçileri yetiş CHP dedi. Deniz Yavuz Yılmaz, İlhami Özcan Aygün, Cevdet Akay ve ilin milletvekili Gülser Erol bu hafta sonu onlarla birliktelerdi. Mevzu şu, bir patron var. Devletten ihaleyle krom madenini almış. Anayasaya göre madenler bizim. En son 70'lerin sonunda rahmetli Deniz Baykal özelleştirdi ve anayasada yazıyor. Madenler bizim. Bunlara
işletme hakkı veriyorlar ki anayasanın arkasından dolaşmaktır. Madeni aldın mı işletilecek bir şey kalmıyorsa onun adı işletme hakkı olamaz. Bu şirket 60 dolara krom çıkarıyor. Gidiyor 1000 dolara bu kromu yurt dışında satıyor. Bu şirketin Türkiye'de dünya kadar şirketi, dünya kadar gemisi, Türkiye'yi bırakın dünyanın birçok yerinde satın aldığı limanları var. Ve bu şirketin çalışanları Temmuz ayı gelince enflasyon zammı istediler, ara zam. Bir de maaş alıyoruz, maaşımızın yattığı bankayla patron anlaşıyor, bize vermiyor promosyonları, promosyon hakkımızı istiyoruz dediler. Eylem yaptılar, 60 dolara hepimizin kromunu alıp 1000 dolara satıp zenginleşen Ali Rıza Yıldırım izlemişsinizdir, işçileri azarlıyor. Diyor ki işimin %15'i bu diyor, kapatırım aç kalırsın sen diyor, işçileri tehdit ediyor. Sen kimin malını kapatıyorsun, kimin madenini kapatıyorsun, sen kimsin, seni kim şımarttı böyle? Elektrikteki özelleştirme gibi çarpık bir özelleştirme ve kendi madeni babasının malı sanıyor, kapatırmış, onları aç bırakırmış. Yarın görüşme var, arkadaşlarımız sağladı. O küstah Ali Rıza Yıldırım'a diyorum, ya işçilerin hakkını verirsin ya gelir alnını karışlarız. Alnını karışlarız. Bugün enteresan bir konuyu biraz sizlerle konuşmak isterim. Konu tabii büyük bir hukuk katliamı, kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alınması, tek adam rejiminin ve onun yarattığı tuhaf dengeler ülkesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına rağmen alt düzey mahkemelerin uyumaması, kafa tutması, Yargıtay'ın onun arkasında durması, AK Parti'deki bazılarının bundan rahatsız olması, bazılarının arkasında durmasıyla korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Gezi davasından 5 kişi içeride, 5 kardeşimiz, 5 yoldaşımız içeride. Hepimizin yerine yatıyorlar. Çünkü bir kez daha söylüyorum, hiç utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden, Gezi biziz kardeşim. Hepimiz Gezi'deydik. Gezi bizim onurumuzdur. Sen Taksim'deki tek yeşil alandaki ağaçları keseceksin. 31 Mart meselesine kendince atıf yapmak için, revanş yapmak için oraya topçu kışlası dikmeye niyetleneceksin. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp AVM yapmaya kalkacaksın. İnsanlar gelecek ağacına sahip çıkacak. Sen bunlara karşı önce duracaksın. Müzakerelerde karşı tarafın yapıcı tutumu kayıtlara geçecek. Ne ülkeye gelme diyen var, ne hükümet istifa etsin diyen var. Ağaçları kesmeyin, AKM'yi yıkmayın, AVM yapmayın, topçu kışlası yapmayın diyorlar. Orada orantısız güç kullanımıyla, FETÖ'cülerin tertipleriyle çadırları yakacaksın, olmadık kaba kuvvete başvuracaksın. Sonra işin üstünden yıllar geçince iki kere beraat etmiş insanları üçüncü kez yargılayıp mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın. Bunlardan biri Can Atalay. ...14 Mayıs'ta Hatay milletvekili seçildi, hepimiz gibi. Millet dedi git görev yap. Yemin töreninde kürsüye davet edildi Sayın Bahçeli tarafından, hepimiz gibi. Milletin, vekillerinin en yaşlısı olma sıfatıyla meclis başkanı çağırdı, gel yemin et, hepimiz gibi. Salmadılar gelsin. Bütün milletvekilleri oylama yaptık komisyonları seçerken, oy birliğiyle Can Atalay seçildi İnsan Hakları Komisyonu'na, hepimiz gibi.
Kapıyı kapalı tuttular, salmayız dediler. Millet git diyor, salmıyorlar. Devlet Bey yemin et diyor, ettirmiyorlar. Meclis komisyona seçiyor, kabul etmiyorlar. Yani millete, meclise direniyor birileri. Ardından mahkemeye başvuruyor. 13 Temmuz'da Yargıtay tahliye başvurusunu reddediyor. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim'de hak ihlali diyor, hemen salmalısınız. 8 Kasım'da Yargıtay 13. Ceza Dairesi bu işlemi yok sayıyor. 21 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı veriyor. Yargıtay 3. ceza 3 Ocak'ta bir daha direniyor. 30 Ocak'ta maalesef elimden geleni yapacağım, bu sorunu birkaç ay içinde çözeceğim, şu yaz geçsin Can Bey 1 Ekim'de gelir diyen hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hem çok sayıda AK Partilinin, hem kendi partisine hem bizlerin olduğu toplantılardaki tüm sözlerine rağmen bırakılmıyor. Ve bunun üzerine 30 Ocak günü böyle söyleyenler hiç sıkılmadan kararı okutup Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürüyorlar. Anayasa birçok yerde, birçok maddede yasaklar müeyyide koymaz. Emreder, süre tayin etmez. 85. madde öyle bir madde değil. Dört dörtlük yazılmış. Eğer senin milletvekilliğin düşerse diyor, 7 gün süren var, Anayasa Mahkemesi'ne başvur, 15 gün süresi var, karar verecek diyor. Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'ne süresi dahilinde başvuruldu. Mahkeme süresi dahilinde karar verdi ve hepimiz biliyoruz ki o yüzden birileri çıldırıyor ki mahkeme dedi ki ben buna nasıl bakayım? Yapılan işlem tümüyle usulsüz. Yok hükmünde. Yani Can Atalay milletvekili ve düşmedi, böyle bir işlem yapamazsınız. O gün bugün gerekçeli karar bekleniyor. Birileri gerekçeli kararı yazmıyor ya da birileri yazdırtmıyor. Bu karar daha ne kadar bekleyebilir bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi'ni yıpratmak değil niyetim, ama her geçen gün kendini yıpratan, kendini tüketen, her geçen gün kendi kararına kafa tutan birilerine karşı sinen, pısan bir Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine sesleniyorum. Sizi kimin atadığından bağımsız, sizinle ilgili yapılan tüm değerlendirmelerden bağımsız, vicdanınızla bir karar verin. O verdiğiniz kararı da yazın, yollayın, millet okusun, bu rezillik sona ersin. Bu çağrım Anayasa Mahkemesi'ne tüm milletimiz adınadır. Tayfun Kahraman, partimizin de üyesi olan, Gezi Parkı sürecinin en barışçıl, en arabulucu, en doğru tutumunu sergileyen kişisidir. Evladı Vera'dan ayrı, boşu boşuna içeride yatmaktadır. Mine Özer'den FETÖ'cülerin iddiasıyla, Kavala'nın talimatıyla açtığı ve milyon dolarlarla Gezi'ye destek sağladığı hesaplarının hiçbirisine bugüne kadar kimse ulaşamamıştır. Öyle bir hesap açıldığını kimse ispatlayamamıştır ama içeride yatmaktadır. Çiğdem Mater, Gezi'nin filmini, belgeselini çekmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Çekemeden Gezi bitmiştir. Ortada belgesel yoktur ama YouTube'da 6 tane Gezi belgeseli mevcuttur. Hiçbiri girmesin. Çekebilenler dışarıdadır, çekemeyen Çiğdem Mater içeridedir. Ve son olarak 6 yılı 7 yılı geçen bir süredir içeride yatan Osman Kavala ile ilgili bugün Tuğrul Türkeş bir açıklama yaptı. Tuğrul Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in, yani bugün Milliyetçi Hareket'ten gelen herkesin başbuğu dediği, saydığı,
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kök aldığı partinin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk heyetinin başkanıdır. Ziyaretimde bana şunu demiştir: Kavala orada tutuklu, biz bu odada hapisiz. Biz Türkiye yararına çalışmak istedikçe karşımıza bu dava gelmektedir. Çünkü Strasbourg'daki bir başka binada alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına bu konseyin 75 yıl önceki kurucu ülkelerinden Türkiye uymadıkça her zaman bu duvara tosluyoruz. Saat sorsalar Kavala çıkmadan ne saat soruyorsun diyorlar. Yemek yesek deseler Kavala'yı çıkarın yiyelim diyorlar. Ayşe Buğra, eşi de Ayşe Hoca üzülüyor. Sanki bütün dünya iddiada olduğu gibi Kavala'yı destekleyen dış güçler var. Meselenin özü, bu insanların hiçbiri, pek çoğu Kavala'yı tanımaz. Ama sembol davadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı bu anayasada taahhüt ediyoruz. Buna uygun seçilen milletvekili de, buna uygun atanan hakim de, buna uygun seçilen cumhurbaşkanı da bu anayasaya uymak, kararlara saygı duymak durumundadır. Ama yapmıyorlar. Tuğrul Bey emek verdi, kanun yararına bozma için gayret etti, dünya kadar çaba sarf etti, olmadı. Bugün açıklama yapmış. Diyor ki Kavala'yı ziyaret edeceğim. Hangi Kavala'yı? Biz söyleyince vatan hainlerinin adını anıyorsunuz diyen Kavala'yı, dedikleri Kavala'yı. Bizler söyleyince o ajandır, CHP ajanları savunuyor dedikleri Kavala'yı, Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, bu parlamentonun aktif milletvekili Tuğrul Türkeş, Avrupa Konseyi'nde bizi temsil eden delegasyonun başkanı Tuğrul Türkeş ziyaret edeceğim diyor ve diyor ki gerçek milliyetçilik bunu gerektirir diyor. Çünkü bu ülkenin ne büyük zararlar gördüğünü görüyor. Şimdi bu Tuğrul Türkeş'e bakalım Milliyetçi Hareket Partisi ne diyecek? 7 Haziran 1 Kasım arası Tuğrul Bey'e Tayyip Bey bakanlık teklif edince Tuğrul Bey kabul etmiş, MHP'den ihraç edilmiş, babasının kabrine gittiğinde Tuğrul Bey ayrılınca kabri Devlet Bahçeli tarafından gül suyuyla yıkatılmıştı. O parti, Tuğrul Bey'e kızan o parti, bir buçuk yıl sonra AK Parti'nin kayıtsız şartsız destekçisi, Türkiye'de yaşanan bütün süreçlerin ortakçısı, bu gelen meselenin de müsebbibi haline geldi. Tuğrul Bey babasının kabrini gidip de kirletiyor diye gül suyu dökenler topyekün koşup AK Parti'nin arkasına dizildiler. Şimdi Tuğrul Bey bunu söyleyince bakalım ne tarafta nasıl pozisyon alacaklar. Ama Gezi davasını inadına sürdürmek, bu insanları inadına içeride tutmak, Tuğrul Bey'in dediği gibi ne milliyetçiliğe sığar, ne vatanseverliğe sığar. Bu işte ne Türkiye'nin menfaati var, akılları almıyor ama kendilerinin de menfaati yok. Biz haklının yanında durmaya, doğruya doğru demeye, mazlumu sahiplenmeye, zulmedene de karşısında dimdik dikilmeye devam edeceğiz. Pozisyonumuz budur. Büyük bir insan hakları dramından bir hayvan hakları meselesine, bir büyük tansiyona, bir büyük tehlikeye değinerek devam etmek isterim. Uzun süredir ülke gündemindeydi. 17 maddelik kanunu getirdiler, meclise koydular. Bu 17 maddelik kanun göya hayvan hakları kanunu. Önce şunu söyleyelim. Evet, Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Bu sorun maalesef sabah erken saatlerde okuluna giden çocuklara, servisine giden işçilere, namaza giden yaşlılara karşı önemli bir sorun ve çözülsün istiyoruz. Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı,
bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken verilen kanun teklifi muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelerde uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, 2024 yılındayız, 2028 sonuna kadar barınak meselesini, sorumlulukları bu konuda erteleyen, bakım evi açma zorunluluğunu 2028'e kadar erteleyen, yani kaş yapayım derken göz çıkaran, hayvanlara hayvan hakları derken hayvanların en birinci hakkı olan yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler. Barınak için neden 2028? Belediyelerde para yok. Oysa altına imza atmıştık. Yıl 2020. Hayvan hakları raporu. Raporun ilgili sayfasında diyor ki hayvan hakları fonu kurulmalı. Yaygın ve etkin kısırlaştırmayla barınak hizmetleri bu fondan karşılanmalı. Fon parayı nereden alacak? At yarışı, milli piyango ve bazı gibi vergilerin çok küçük bir kısmı. Bugün milli piyangodan, çekilişlerden, sayısız şans oyunlarından ve at yarışlarından yapılacak küçük kesintilerle ve vergilerden yapılacak küçük aktarmalarla sorun çözülebilecekken sorun tamamen ortada bırakılıyor. Ve birinci hedefe açıkça yazmış, fiziki engelli hayvanlar, bir ayağı olmayan Mira köpek gibi ya da Sayın Emine Hanım'la Tayyip Bey'in sahiplendiği engelli köpek Leblebi gibi köpekleri alacaklar ve ötenaziyle, zehirlemeyle, uyutmayla hayatlarına son verecekler. Öyle bir şey yapacaklar ki hayvan, yabani hayvanlarla şehir yaşamı arasındaki en önemli bariyeri kaldırıp kuduzun insanlar için tehdit olmasına sebebiyet verecekler. Aradaki aşılı, kuduz aşılı köpeklerin kurduğu bariyeri şehirlerle yaban hayatı arasında ortadan kaldıracaklar. Dedikleri fiyatlara asla ve asla yapamayacakları için çamaşır suyuyla öldürme gibi saatler süren acılı ve utanç verici bir süreci başlatacaklar ve hangi görüşten olursa olsun hepimizin, bunu Sayın Erdoğan'a da söyledim, hepimizin evlatları, torunları hayvan hakları meselesine iyi ki de öyleler, hepimizden duyarlılar. Siz onların gözünün önünde milyonlarca köpeği, hatta sınırlamıyor, kediyi katlettiğinizde, katlettirdiğinizde, öldürttüğünüzde bir kuşakta hiçbirimizi affetmeyecek bir travma yaratacaksınız. Bu memleket halen daha geçmişteki köpeklerin bir adada bağıra bağıra ölüme terk edildikleri ayıbı taşırken, hepimiz Osmanlı'yı geçmişte ziyaret edenlerin, gezginlerin yazdığı sokak köpekleriyle halkın ilişkisini öve öve bitiremedikleri Türk insanının hayvanseverliğini bir yanda bırakıp şimdi bu katliama girişmeye kalkıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun karşısındayız. Hayvanseverlere, AK Parti'nin de, MHP'nin de, İYİ Parti'nin de, DEM Parti'nin de, hangi görüşte olursa olsun bütün partilere gönül vermişlere de, onların evlatlarına, gençlere de söylüyoruz. Bu hayvan hakları yasası diye getirilen ölüm ve infaz yasasına bu salonda bulunan grubumuz sonuna kadar bütün gücüyle tarihi bir direniş gösterecek. Söz veriyoruz. Son ekonomik konulara, asgari ücrete ve emekli maaşına değineceğim ama karşıdan Seyit Dorun gözümün içine bakıp duruyor. Çiftçiler, milletin efendisi olan köylüler
tarihin en zor günlerini geçiriyorlar. Birer birer taban fiyatlar açıklanıyor. Çaya fiyat verdiler 17 lira. Maliyet 19 lira. Beklenti 25 liraydı. Maliyetin altında kaldı çay. Erdoğan'ın hemşerileri Rize'de bağırıyordu. Trabzon'un, Ordu'nun, Giresun'un destekleriyle Rize'de kolay kolay hiçbir siyasinin dolduramadığı meydanı çay fiyatından canı yananlar doldurdu. Miting yaptık. Ardından buğday fiyatı açıkladılar. Geçen sene 8.25, bu sene 9.25. Maliyet 11, beklenti 15'ken Tekirdağ'a gittik. Tekirdağ'da, Ayrabolu'da mitingimizi yaptık dolu altında. Koca bir meydan, o yağışa, gün boyunca yağıp duran dolulara rağmen hakkını aradı. Şimdi fındık fiyatı açıklanacak. Sakarya'dan Trabzon'a kadar çok büyük bir coğrafyayı ilgilendiren bütün milletvekillerimizin, Sakarya'nın, Düzce'nin, Bartın'ın, Zonguldak'ın, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un bütün milletvekillerimizin büyük bir emek ve gayretle iyi bir taban fiyat için çırpındıkları bir süreçteyiz. Fındığın dünya pazarındaki payı 120-130 milyar dolara ulaştı. %70'ini biz üretiyoruz. Yani neredeyse 100 milyar dolar. Ama Türkiye bu işten 2 milyar dolar kazanıyor sadece. 2 milyar. Yani 50'de biri bize, 50'de 49'u başkalarına kalıyor. Bir kere iki elimizi başımızın arasına alıp bir düşünmek lazım. 100 milyarlık fındık piyasası var. 130 milyarlık. Bunun 100 milyarı bizde, bize kalan 2 milyar. Esas adaletsizlik burada. Kötü yönetim, beceriksizlik burada. Ama benim memleketimde bir fabrika var Manisa'da. Bu fındığın neredeyse tamamını alanlar, işleyenler, bütün dünyaya satanlar. Şu kadarcık kavanozu dünya paraya satıyorlar. 50 liranın 49'unu onlar kazanıyor. 1 lirasını biraz önce saydığım illerdeki fındık üreticilerine bırakıyorlar. Şimdi fındık taban fiyatı açıklanacak. Ordu'daki Ziraat Odası başkanları 1 kilo fındığın maliyetini 117 lira olarak belirlediler. Maliyet. Ve 160 lira taban fiyat beklentisini ilan ettiler. Aslında bunun üzerinde beklentiler var ama Ziraat Odası başkanlarının ortak fiyatı 160 olduğu için biz de bu 160 lirayı sahipleniyoruz ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Üreticimizi yabancı şirketlerin kölesi yapmayın. Uluslararası kalterlerin insafına bırakmayın. Bu ürünün fiyatını biz belirleriz. Biz belirlersek onlar uyacaklar. Böyle düşük belirlerseniz geçen seneki gibi fındık üreticisini ezdirirsiniz. Geçen sene yanlış bir rekolte hesabı kasti olduğu değerlendiriliyor. 82,5 liradan fiyat açıklandı. Mallar döküldü, alındı. Rekolte beklendiği gibi yüksek değil. Hepimizin bildiği gibi düşük çıktı. Fiyat 100 oldu, 110 oldu. Millet fındığını sattığıyla kaldı geçen sene. Şimdi 160 liranın altında ilan edilen her fiyat dünyanın en zengin çikolata üreticisi kartellerini, o yabancı şirketi zengin edecek, bizim üreticimizi perişan edecek. Bunun için testi kırılmadan uyarıyoruz. Fındığın fiyatını 160 liradan aşağıya ilan etmeyin. Sakarya'dan Trabzon'a koca bir coğrafyayı mağdur etmeyin. Bu insanların kazandığı para ceplerinde tut diye, boğazlarından yut diye verilmiyor. Bu para o şehirlerin ekonomisine can veriyor. Esnafına can veriyor, üreticisine can veriyor. O şehirlere can veriyor. 160 liralık fiyatı sahipleniyoruz ve buradan sesleniyoruz. Üreticinin hakkını verin. Sakarya'nın, Düzce'nin, Bartın'ın, Giresun'un, Ordu'nun, Zonguldak'ın
Trabzon'un hakkını verin. Hakkımızı istiyoruz. Fazlasını değil. Gelelim son konuya ve bugünün en dokunaklı konusuna. Sadece son birkaç ayda akaryakıta %30 zam geldi. Mobil haberleşmeye %65, cep telefonlarına. Köprü ve otoyollara %60, elektriğe %38, tren biletine %26. İğneden ipliğe her şeye zam geldi ama 1 Temmuz oldu, bir tek asgari ücrete zam gelmedi. 17 binlik asgari ücret Ocak'taydı, bugün 17 bin, aralığa kadar 17 bin diyorlar. Bugünkü 17 bin Ocak'taki 13 bin liranın alım gücünde. 4 bin lira eridi asgari ücret. Vergideki adaletsizlikten de ayrıca eriyor. Ve bu gidişle aralığa kadar zam yapılmazsa, şu ana kadar eridiği kadar erirse 9 bin liraya düşecek verildiği gündeki asgari ücret. Yani asgari ücrete zam yaptım diyenler, enflasyon canavarını üzerlerine saldıkları işçinin elindekini aldılar bitirdiler. Buna karşı Gebze'de müthiş bir asgari ücret, emek, emekçi mitingi yaptık. Orada emekli de vardı, mağdur olan herkes vardı. Sendikalar vardı. Seslerini yükselttiler, seslerini duyurduk, seslerini duyurduk. Ama şu ana kadar asla ve asla bu konuda bir adım atmadılar. Geçtiğimiz hafta elektriklerin yakılıp söndürülmesini, tepki gösterilmesini istedik. 3 gün sürdürdüğümüz eyleme Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar oldu. Ama bazıları döndüler, yeterince ışık yanmıyor. Yeterince sahip çıkan yok. Ne demek istiyorsun? Yani Türkiye'de geçim zorluğu yok mu demek istiyorsun? Veya sen onu eleştirdiğin köşe yazarı, onu söyleyen gazeteci arkadaş, onu konuşan stüdyo, sen vakti geldiğinde hadi açın kapayın elektrikleri, hep birlikte olalım, sesimizi duyuralım dedin mi? Yoksa dönüp milletin gözünün içine bakıp efendim millet zaten tepki göstermez mi dedi? Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. 22 yıldır bu milletin elinden sokağı aldılar. Bu milletin gırtlağından sesini çaldılar. Bu milletin avcundan alkışı aldılar. Bu milletin dilinden sloganı çaldılar. Hiç utanmadan, sıkılmadan, direnen işçi ise işçi, emekli ise emekli, emekçi ise emekçi, çiftçi ise çiftçi, öyle yanınızdayız, arkanızdayız, Twitter'dayız değil, yanınızda arkanızda değil, önünüzde meydanlardayız, sizinle birlikteyiz. Bir sözüm de klavye muhaliflerine, Twitter solcularına. Kardeşim, Twitter'dan solculuğu, klavyeden muhalefeti bırakın. Bu millet tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Çıkın meydanlara, mücadeleye destek verin. Sesi değil. Bu milletin sesi. Ezilenlerin sesi, yoksulların sesi. Onların sesi olmayı sürdüreceğiz. Bugün Türkiye nefesini tuttu. Bir fiyat bekliyor. Bir maaş artışı bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ne demek 10 bin lira? 270 dolar. 240, 250 euro. Yurt dışında söylüyorsun, tercüme hatası sanıyorlar. 2700 lira diyorlar. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün 2,5 çeyrek altın alamıyor artık. Ve bugün
en düşük emekli maaşının artışını bekledik. Beklentimiz asgari ücretti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zaten Abdullah Güler açıklayacak deyince manzara ortaya çıktı. Tayyip Bey, hangi iyi haberi? Mesela Botan'da gaz bulunmasını mı? Karadeniz'de doğal gaz bulunmasını mı? Botan'da petrol bulunmasını mı? Hangi iyi haberi Abdullah Güler'e açıklatmış da en düşük emekli maaşını Abdullah Güler açıklayacak? Abdullah Güler, Sayın Abdullah Güler açıkladı, 12.500 lira. Bakın, en basitinden en düşük emekli maaşı 6 ay önce 10.000 lira olduğunda 25 kilo dana kıyma alıyordu. Kayıt altında sesim Türkiye'deki bütün kasap dükkanlarına giderken, Türkiye'deki bütün emekliler duyarken söylüyorum. 6 ay önce en düşük emekli maaşı 25 kilo kıyma alıyordu. Dün 16 kiloya düşmüştü. Bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz. Siz bugün emeklinin cebinden 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. 5 kilo kıyma parası. 6 ay önce 25 kilo alan 10.000 lira bugün 12.500 lira 20 kilo alıyorsa bunun adı zam değil, emekliye ihanettir. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Açlık sınırı 19 bin lirayken asgari ücreti 17 binde bırakanlara, bu ülke bugünlere gelsin diye el emeği, göz nuru akıtan, alın teri akıtanlara, dirsek çürütenlere, 12.500 lirayı reva görenlere diyoruz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sizin elinizden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin için çalışacağız. Sizin için mücadele edeceğiz. Sizinle birlikte hakkınızı söke söke alacağız. Bu ülkede ya yüzler gülecek, ya yüzler gülecek, ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hakkımızı alacağız. Tüm emeklileri ve tüm emekçileri selamlıyoruz. Siz haklısınız. Eninde sonunda haklılar kazanır. Siz kazanacaksınız. Hep birlikte biz kazanacağız. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Grup Genel Kurulu toplantısını kapatıyorum.